Amatörün Dünyası'ndan merhaba sevgili izleyenler. Yine bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili amatörler, sevgili gönül dostları ve amatör spora gönül verenler. Evet, heyecan dolu bir haftayı da geride bıraktık. Sürprizlerin yer aldığı, önemli virajların dönüldüğü heyecan dolu bir haftaydı geçen hafta. Ve tabii ki güzel olaylar da ülke gündemine de yansımaya devam etti. Tabii kimden bahsettiğimi hemen anladınız. Altın Ordu'dan. Altın Ordu hafta içinde gerçekten bu girişimler bir anlamda Altın Ordu'nun artık Avrupa arenasında da Avrupa'nın devleriyle boy ölçüşebileceğini de ortaya koyan önemli bir kanıt olarak karşımıza çıktı. Evet, dünyaca ünlü bir sigorta kuruluşu, Aksa Sigorta diyelim, ismini de verelim. Liverpool'dan sonra Altın Ordu'yla değer ortaklığı konusunda sözleşme imzaladı. Ama bu bildiğiniz sponsorluklardan değil, gerçekten de Altın Ordu'nun iyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu anlamındaki bu mottosu onları da çok etkilemiş olacak ki tabii eski bir kurum çalışanı olan ve onların bölge müdürlüğünü yapan yıllardır sevgili Barış Orhun Bilgen'in de katkısı var bu işlerde, ama tabii ondan ziyade burada Altın Ordu'nun gönülleri fethetmesi ve onların daha farklı, yani sadece maddesel anlamdaki sponsorluk, parayı ver, reklamı yayınlat ya da başka bir şey, ismini ver başına şeklindeki bir sponsor değil. Gerçekten de değer ortağı deyip aslında gönül ortağı olduğu bir projeye imza atıyor. Çok da güzel bir tabloydu. Biz de oradaydık. Tabii ki Altın Ordu'nun güzel tesislerini de bir kez daha ziyaret etme olanağını bulduk. Gerçekten de her gittiğimizde oraya amatör spor adına yeni şeyler görüyoruz. Yeni yeni tesisler yapılıyor. Yeni yeni işte Borussia Dortmund'un en son sporcu tekniklerini geliştiren aletleri Türk mühendislerin el emeği, göz nuruyla yapılıyor. Ve onlara da bize tanıklık etmiş olduk. Evet, orada tabii şimdi sosyal medyada da büyük ilgi çeken çok güzel bir klip vardı. Onu şirket hazırlamış ve hakikaten her türlü maddesel ve finansal beklentinin üzerinde Altın Ordu'nun gerçek felsefesini yansıtan müthiş bir çalışma. Evet, ben de hayran kaldım. Orada izleyenler de, şimdi sosyal medyada izleyenler de mutlaka hayran kalacaklardır. Bizim de tabii temel felsefemize yıllardır amatörün dünyasının öncülük ettiği, desteklediği, alkışladığı o temel felsefeye %100 uyan orada güzel kriterler, ölçütler vardı. Ben de programıma bu güzel kliple başlayalım dedim. İzleyelim, gerçekten siz de çok beğeneceksiniz. İşte Altın Ordu'nun değer ortağı aslında gönül ortağı. Burası Altın Ordu. Bu sahada ter döken gençler çok zorlu bir yolun henüz başındalar. Ve hepsinin kafasında aynı soru var. Nasıl iyi futbolcu olunur? Ayaklar çalışacak elbet. Ama önce kafayı çalıştırmak lazım. Futbolun akılla oynandığını unutmamak lazım. Kaleciyi çaresiz bırakacak şutlar çıkarmak da önemli tabii. Çok tekrar yaparsa kusursuz şutu bulur. Ama sahada ondan mükemmel fasolar görmek yeter mi? Eğer taşıdığı Altın Ordu amblemi ise çevresine güven verecek. Saha dışında kimse bir falsosunu görmeyecek. Sonunu görmediği o yolu birlikte yürüdüğü kardeşlerinin arkasını kollayacak tabii ki. Ama defansa koşmak yetmez. Yeri geldiği zaman hiç tanımadığı insanların da yardımına koşacak. Yanlış kararla gelen bir penaltıya veya bir kupaya tamah edecekse eğer, o yolu boşuna koşmuş demektir. Bazen elinin tersiyle itmesini bilecek hak etmediği kazancı. Altın Ordulu futbolcu topla buluşuyor. Ceza sahasına girdi, kaleyi düşündü. Kaleyi düşünmek onun için çok kolay.
Ama vakti geldiğinde komşularını da düşünecek. Yolu yürürken yolunu gözleyenler bol olsun. Ceza yayı üzerinden atılacak bir frikik. Her zaman denk gelmez. Bir altın ordulu bu noktalardan kazanılan frikikleri çok sever. Ama üzerinde yürüdüğü bu toprakları memleketini sevdiği kadar değil. Onlar ilerledikleri bu yolun taşlarını kendi elleriyle sapasağlam döşüyorlar. Gittikleri yolun sonu yalnızca başarıya çıkacak. Çünkü onlar yalnızca rakiplerini değil, birbirlerinin yardımıyla, birbirlerini tamamlayarak aslında kendilerini aşmaya çalışıyorlar. Aksa Sigorta olarak bu ülkeye yalnızca iyi futbolcular değil, iyi bireyler ve iyi vatandaşlar yetiştiren Altın Ordu Futbol Kulübü'nün değerler ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Evet, gerçekten de müthiş bir çalışma, hazırlayanların emeklerine, yüreğine sağlık. Altın Ordu'yu bu kadar güzel ifade eden, daha doğrusu amatör sporu bu kadar daha güzel ifade eden bir çalışma olamazdı. Bir kez daha hayranlıkla izledik. Evet, Altın Ordu artık yurt içindeki faaliyetlerinden ziyade yurt dışında da anılan bir kulüp oldu. Daha ziyade artık yurt dışında görüyoruz Altın Ordu'yu. İşte mesela Altın Ordulu futbolculara sorulan, kendilerini biraz daha uzaktan tanıyanlar tarafından sorulan bir şey var, soru var şimdi. Onu da sizlerle paylaşayım. İşte onun yanıtı da birazdan izleyeceğimiz klipte gizli. Altın Ordulu futbolcular diyorlar ki, ya şimdi çok da fazla sayıda seyircisi olmayan ekiple oynuyorsunuz. Aslında değil. Altın Ordu eski dönemlerde İzmir'in en fazla taraftar kitlesine sahip kulüptü. Zamanla işte bizim gibi beyaz saçlılara kaldı ama Altın Ordu herkesin ikinci takımı olarak en azından Türkiye'de çok seviliyor ve gönüllerin taraftarlığını üstleniyor Altın Ordulular tabii ki. Gönüllerin taraftarı onlar. Tabii bu taraftar sayısı az ama siz bunları büyük taraftarlar karşısında, büyük taraftar kitlesi olan takımlar karşısında etkilenmiyor musunuz şeklinde sorular geliyor. O sorulara da yanıt da şu, yani bu çocuklar 15 yaşından, 10 yaşından beri sürekli uluslararası turnuvalarda, yarışma ortamında bir yandan kendi futbol gelişimlerini ve kişisel gelişimlerini sürdürürken bir yandan da yarışmacı olarak da sınav veriyorlar. Onların çünkü edindiği tecrübe orada belki işte 20 bin, 30 bin taraftarı olan kulübün sporcusu olan ama hiç böyle bir ortamı tatmamış olan çoğu oyuncuda bile yok. Mesela Afrika'dan gelen oyuncular belki böyle bir kültürü de tanımakta hiçbir zaman için fırsatları olmadı böyle bir kültürü tanımak konusunda. İşte sorunun yanıtı da burada gizli. İşte Altın Ordu Katar'da en son sınav verdi. Bayern Münih ile berabere kaldı. İlk maçını kazandı. Daha sonra da yarı finale de, çeyrek finale de çıktı ama çeyrek finale de kaybetti. Ama oradan hep güzel anılar ve Altın Ordu'nun oradaki güzel izlenimleri kaldı. Ben de bunu güzel bir klibe dönüştürdüm. İzleyelim isterseniz yönetmenimiz Emre Ekim'den rica edelim. Daha sonra da bölgesel amatör lig ve süper amatör ligdeki turumuza da geçmiş oluruz. Turk skips away for the defender. Şentürk! Yes! Altın Ordu take the lead. Etoile Sportive were caught square at the back, and this time Şentürk has managed to take advantage. Finally, the goal we've been waiting for. Four minutes played here, and Altın Ordu lead by a goal to nil. Great play there by Altın Ordu, winning a couple of tackles in midfield. The release Şentürk on the far side. He's only got one thing on his mind, and that's going straight for goal. Great skill to beat the first defender. Doesn't get closed down enough. Thank you.
Evet, bir kez daha kutluyoruz Altın Ordu'yu. Katar'da da bu uluslararası prestijli turnuvada ülkemizi, Ay Yıldız'ı gayet başarıyla kentimizi temsil ettiler. Ve deneyimlerine bir kat daha deneyim kattılar. Evet, Altın Ordu'yu tekrar kutladıktan sonra hemen şunu da belirtelim. Tabii işte bu çalışmalar hem bir yandan futbolcu yetişirken öte yandan da gençliğe hizmet şeklinde dışarıya yansıyor ve tüm Türkiye'nin geneline ulaşıyor. Tabii bu elit sporcu yetiştirme konusunda da Altın Ordu'nun üstünlüğü tartışılmaz. İşte iki örnek, milli takımlarımızın iki maçı vardı hafta içinde. U15 İtalya ile Floransa'da oynadı ve 1-1 berabere kaldı. O Ay Yıldızlı U15'lerin tek golü Altın Ordulu Burak İnce'den geldi. Yine aynı şekilde U17'de Hırvatistan'la karşılaştık. 90. dakikada, son dakikada gelen gol yine bir Altın Ordu isme, Polat Aba'ya aitti. Bu isimler de şimdiden aklımızın bir köşesine not edelim. Çünkü ileride onlar da, ben inanıyorum ki, işte bir Cengiz Ünder gibi, bir Çağlar Soyuncu gibi çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Evet, böylelikle Altın Ordu'ya tabii hakkını çok da teslim etmiş olmuyoruz. Bütün programı onlara ayırsak yeridir bu güzel çalışmaları. Orada yerinde gidip görmek lazım. Özellikle ben şimdiden Nisan ayındaki U12 İzmir Kapı'na herkesi buradan davet ediyorum. Oradaki ortamı çolukla, çocukla, aileyle yaşamak gerçekten ayrı bir keyif. O misafirperverliği, dünyanın değişik yerlerinden gelen o cıvıl cıvıl çocukları görmek, izlemek, o kültürü yaşamak çok güzel bir duygu. Ben şimdiden davet edeyim ve Altın Ordu defterini kapatalım. Geçelim Bölgesel Amatör Lig'e. Bölgesel Amatör Lig 7. grupta Soma zorlu deplasmanda takılırken gözler Çiğli Ödemiş mücadelesindeydi ve İzmirspor Ayvalık Gücü karşılaşmasındaydı. Ayvalık'ta oynanan karşılaşmada İzmirspor Ayvalık'ı geçerek altın değerinde 3 puan aldı ama Çiğli'deki mücadelede 1-1 berabere bitti. Ödemiş son haftalarda çıkışa geçmek istiyordu. Devre arasında da birçok transfer yapılmıştı. Çünkü biliyorsunuz 3 takım arasında 3. olmama mücadelesi onların kaderini belirleyecek. Tabii Soma'nın biraz makası kapandı 2. sıradaki Yıldırım'la ama Soma'nın durumundan ziyade diğerlerinin daha farklı bir konumda olması haftanın olayıydı. Evet, Çiğli Ödemiş mücadelesi var elimizde. Murat Taş'a teşekkür ediyoruz. Görüntüleri bize ulaştırdı ve bu zorlu mücadeleyi, karşılıklı birer golle biten bu zorlu mücadeleyi izleyelim. Yönetmenimiz Emre Ekin'den rica edelim ve işte 8. grup mücadelesi Çiğli Ödemiş karşılaşması. 8. grupta kritik mücadele Ödemiş Spor Çiğli Belediyespor'a konuk oluyor. Taraftarları yalnız bırakmıyor. Kırmızı lacivertleri işte Çiğli Belediyespor. Karşılaşmayı Aydoğan Kaçmaz, Yiğit Doktaş, Refik Koçoğlu hakem üçlüsü yönetiyor. Kritik karşılaşma İzmirspor'da yakından ilgilendiriyor. Maça başlayan taraf ev sahibi Çiğli. İlk ataklar Ödemiş'ten. Savunmada kaptırılan top. Gökhan Özkan. Kaçan Necmettin'i gördü. Necmettin paralel çıkardı. Ziya yakın mesafeden 10. dakikada Ödemiş Spor'u 1-0 öne geçirdi zorlu deplasmanda. İşte Necmettin böyle yana çıkardı. Ziya'ya dokunmak kaldı. 1-0 önde Ödemiş. Korner atışı. Kaleci Uğur. Ve savunma. Bir kez daha izliyoruz. Kritik müdahale Mahmut'un eline mi çarptı? Ziya'nın vuruşunda.
Çiğli atağı. Kaleci Ramazan. Daha kanattan gelişti. Çiğli atağı. Sol kanatta topla buluşan Doğukan ve 15. dakikada eşitliği sağlıyor. Ev sahibi Çiğli. Böyle seviniyor Doğukan. İşte Doğukan'ın zarif çalımları ve topu filelere gönderişi. Durum 1-1 karşılaşmada 15. dakika. Ödemiş'ten tekrar ataklar. Yerde kalan futbolcu var. Necmettin. Bir kez daha izliyoruz. Ama hakem devam dedi. Aydoğan kaçmaz. Orta alanda sert hareketler. Ve ortam geriliyor bu dakikalarda. Bir kez daha izliyoruz. Sol kanattan gelişti Ödemiş yatağı. Ve kaleci Uğur başarılı. Yine soldan kaçtı kırmızı lacivertli ekip. Sert bir şut. Korner atışı Ödemiş'ten. Ödemiş etkili bu dakikalarda. Yerde kalan bir futbolcu var. Bir kez daha izleyeceğiz. Necmettin yerde. Hakem devam dedi. Çiğli kaçıncı be şu anda? İkinci yarıya başlayan taraf. Ödemiş. Çiğli'den galibiyet çabaları. Rakip kalede kırmızı siyahlılar. Yerde kalan futbolcu Göksel Yaman ama devam dedi hakem. Bu kez ceza alanı önünde ortalık karıştı. Hakem yakın mesafeden izliyor. Erhan Eren'in serbest vuruşu sonuç getirmedi. Bir serbest atış daha ev sahibi Çiğli'den. Kafa vuruşu üstten out. Korner kullanıyor Çiğli. Göksel Yaman. Bu da sonuç getirmedi ve Ödemiş 23 puanla İzmirspor'un 5 puan gerisine düşüyor. Çiğli 30 puan. Evet, durum böyleydi. 8. grupta tabii Soma ile Yıldırım arasındaki fark 1'e indi. Çiğli 30 puanda kaldı ve İzmirspor 28 puana çıktı. Ayvalık Gücü'nü mağlup ederek ve Ödemiş Spor da 23 puanda kaldı. Bu hafta tabii kritik maçlar var. Lider Soma Salihli'ye gidecek. Ödemiş ise lider takipçisi Yıldırım Belediye'yi konuk edecek. Ve İzmirspor'da Orhan Gazi Belediye ile mücadele edecek. Soma Spor 38 puanla lider. Yıldırım 37 puanla ikinci. Gülbahçe 32 puanla üçüncü sırada. Çiğli'nin 30 puanı var. İzmirspor 28, 5. 6. Ayvalık Gücü 25. 7. Ödemiş 23, Salihli 19, Yalova 17, Orhan Gazi 10, Urganlı 9, Buraniye 8 ve Altınova 6 puanda. Haftanın maçlarına da bakarsak Altınova, Buraniye 2 dipteki takım. Ayvalık Gücü Yalova Kadıköy'ü konuk edecek. Çiğli Gülbahçe deplasmanında grubun güçlü ekiplerinden Gülbahçe'ye karşı sınav verecek. İzmirspor az önce de söylediğim gibi Orhan Gazi karşısında. Soma Salihli'yi konuk edecek. Ödemiş de Yıldırım Belediye ile kendi sahasında oynayacak. Ödemiş için son fırsat İzmirspor ve Çiğli'den uzaklaşmaması gerekiyor kırmızı lacivertlilerin. Evet, İzmirspor demişken şöyle bir parantez de İzmirspor'u açmak istiyorum. Tabii bu gün içerisinde Başkan Mustafa Gürkan'la da konuştum. Biraz İzmirspor'a karşı sanki yönetime karşı özellikle eleştiriler acımasızca gibi geliyor. Yani şimdi tamam şampiyonluk beklentisi güzel. Mutlaka İzmirspor'un yeri burası değil ama yani bu işler de o kadar çok kolay değil yani. Şimdi devre arasında hoca değişikliği oldu devrenin hemen başında. Yeniden takım toparlandı ve kritik maçta Ayvalık Gücü'nü
mağlup etti. Yani şimdi başkanın da açık ve net bir çağrısı var. Yani biz her şeyin çok en iyisini yapıyoruz diye bir iddiamız yok. Eğer bizden iyisini yapacak varsa gelsinler alsınlar diye Başkan Mustafa Gürkan da açık ve net bir şekilde çağrı yaptı. Onlar da kendince bir şeyler yapmak istiyorlar. Orada Ali Koyuncuoğlu gibi değerli bir as başkan var. İşte şimdi bugün öğrendim Cemal Dönmez İzmir Spor'u birinci ligde, Spor Toto birinci ligde şampiyonluğa oynatan, orada 10.000 kişilik İzmir Spor maçlarını izlettiren başkan Cemal Dönmez de yönetime en azından fikir olarak destek verecek. Onu da öğrendik ama İzmir Spor olarak biraz daha olaylara keskin bakmak yerine el birliğiyle İzmir Spor'u buradan nasıl kurtarırız ve İzmir Spor'un özellikle de projelere, gelir getirici projelere ve oradaki elindeki müthiş zenginlikleri yeterince değerlendirmeye ve onlardan kulübe onları ileride şampiyonluğa itecek bir refah seviyesine ulaştırmaya yetecek bir maddi kaynaklar sağlamaya gereksinim var. Yani bunları yapmazsak sürekli bir kayıkçı kavgasının içerisinde birbirimizi eleştirmiş oluruz. O yüzden İzmir Sporlu taraftarlardan benim ricam, ben de İzmir Spor'un içinde bulunduğu yeri beğenmiyorum. Kendi içime bir İzmirli olarak her şeyden öte kentin adını taşıyan bir takımın burada yer almasını uygun bulmuyorum ama ne yapalım ki koşullar böyle yani. Bir yerinden bunu sadece birbirimizi hırpalayarak, yaralayarak değil, mücadele ederek, el birliğiyle doğru sistemleri, doğru yöntemleri bularak bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Yani burada devre arasında belki bu iş kongre yapıldı. O zaman açık bir şekilde isteyen varsa aday olurdu, gelir olmadı. Şimdi bu saatten sonra bence yönetimi çok da eleştirmenin bir anlamı yok. Varsa da eleştirileri yöneticilerin içine karşı, yüzüne karşı yaparsınız. Sosyal medyada, sağda solda bir şekilde bu işin yapılması kulübe zarar veriyor. Orada oynayan oyuncu ona göre davranıyor. İşte burada Gökhan Hoca var. Değerli bir isim. Gerçekten de İzmir Spor'u toparladı o kriz döneminin ardından. Onlara da ayıp oluyor bir anlamda. Evet, böyle diyelim ve İzmir Spor defterini de kapatalım. Gerçekten de önemli sınavlar bekliyor. İzmir Spor biraz zor maçlarını da atlattı. Bakalım bu fark nasıl olacak 3 ekip arasındaki yarış. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. İyi olan kazansın diyelim. Çiğli'de, Ödemiş'te bizim sevdiğimiz takımlar, camia takımları. Yıllardır bu işe emek veriyorlar. Evet, geçelim şimdi 9. gruba. 9. grupta Ali Ağa Doğantepe'yi konuk etti. Yabancı oyuncularıyla ve Muhammed Sak'la ağırlığını koydu ve net bir galibiyet elde etti. 40 puanla liderliğini sürdürdü. Maltepe Kütahya'yı 2-0 mağlup etti ve 35 puanla Ali Ağa'nın arkasında yer aldı. Ali Ağa dolu dizgin şampiyonluğa koşuyor. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Herhalde yeni bir 3. lig takımı da göreceğiz. Çünkü Ali Ağa'nın geçmişte 3. lig geçmişi de bir hayli parlaktı. Oradan yetişen futbolcular Türk futbolunda da iyi yerlere gelmişti. Ege takımlarına bir kaynak olmuştu Ali Ağa. İnşallah Ali Ağa'yı da tekrar oralarda görürüz. Evet, görüntüleri izleyelim. Ali Ağa'dan maç görüntüleri ve 3-1'lik net bir skor. 9. grupta lider Ali Ağa, baş iskele Doğantepe'yi konuk ediyor. Karşılaşma Dikili İlçe Stadında seyircisiz oynanıyor. Karşılaşmayı Cihan Yurdakul, Sedef Aktan, İbrahim Ethem Potuk, hakem üçlüsü yönetiyor. Aykut kafasıyla kontrol etti, ortasını yaptı. Kafa vuruşu Muhammed Sak'tan out'ta sonuçlandı. Daha önce kalkan bayrak var. Billy kanattaki arkadaşını gördü. Orta
Bu Esivesen kafa vuruşu üstten altı boyladı. Görüntüler ikinci yarıdan, ilk yarı golsüz sona erdi. Stanton işte bu pozisyonda maçın hakemi penaltıya hükmetti. Wesley topun başında Samson'ı ve topu ayrı köşelere yolluyor. Ve 1-0 öne geçiriyor Wesley penaltıdan 55. dakikada takımını. Biri 0'a kadar indi, geri çevirdi. Wesley pozisyondan yararlanamadı. Samson'ın kısa düşen atışı sağ kanattan kaçtı, biri ortasını yaptı ve Muhammed Sak yakın mesafeden ağları havalandırdı. Muhammed Sak'ın vuruşuyla 57. dakikada Ali Ağa 2-0 öne geçti. Ali Ağa atakları 2-0'dan sonra da biriyle etkili. Wesson, Kuesi Wesson top direkten geri geldi. Şanssız an Ali Ağa'nın golcüsü için. Bir hata Yunus Han'dan ama kaleci Emir dikkatli bu pozisyonda. Kendi kalesine vurdu Bülent Tok ve 80. dakikada durum 2-1 oldu. Ali Ağa atakları, Kuesi Wesson. Muhammed de Verkaç'a girdi. Muhammed ortası, Muhammed Sak ve Wesson affetmedi. Wesson kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşma 3-1 biterken 12. galibiyetine ulaşan Ali Ağa 40 puanla liderliğini sürdürdü. Evet, Ali Ağa 40 puanla liderliğini sürdürdü. Bu grupta az önce de söylediğim gibi Maltepe Kütahya'yı 2-0 mağlup etti. Kütahya'da tabii Ocak ayında yeni yönetim göreve gelmişti. Birçok da transfer yapıldı. Ekip neredeyse baştan aşağı yenilendi ama beklenen sonuçlar gelmeyince de malum Türkiye'de önce teknik adam topun ağzına geliyor. Zeki Ersoy'la da yollar ayrılmış oldu Kütahya Spor'a. Yeni hoca bakalım gelecek. Zeki Ersoy'a da emekleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kütahya futboluna da geçmişte de önemli emekleri olan bir teknik adam. Gerçekten de önemli hizmetleri oldu. Bakalım Kütahya Spor gelecek haftalarda neler yapacak onu da göreceğiz. Evet, şimdi de İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup'a geçelim. Kırmızı Grup'ta Foça, Güzeltepe'yi de golcüsü İbrahim Akambi Raşit'le geçti. 3 gol de ondan geldi ve 3-0'lık net bir skor Foça rakipleriyle puan farkını da açmaya başladı ve görüntülerimizde bu karşılaşmadan derken Seyfi Gül'e de her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Bakalım görüntüleri izleyelim. İbrahim Akambi Raşit Şov hazır. Foça'da Nihat Hüsenay stadındayız. Kırmızı grupta lider Foça Nihat Hüsenay stadında Güzeltepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı Berkan Karakaş, Okan Köse, Yusuf Meral hakem üçlüsü yönetiyor. Lider Foça farkı arttırmak istiyor rakipleriyle. Tehlikeli bir vuruş, Tansel'in mücadelesi ve sonuç getirmedi. Foça adına Tayfun Malatya degajını yaptı. Uzun bir top, defansın da arkasına düşüyor. Kafayla aşırıldı ve İbrahim Akambi Raşit 30. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçta kapandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Güzeltepe'nin beraberliği sağlama çabaları. Savunma bir türlü topu uzaklaştıramadı. Boşta kalan top yandan outla sonuçlandı vuruş. Boça ikinci yarıda da baskılı. Uzun bir top İbrahim Akambi Raşit. 54. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü böyle kaydediyor.
İşte Foça'nın gol makinesi İbrahim Akan bir Raşit. Sağ kanattan gelişti atak. Sıfıra inip orta. Kaleci Tansel müdahalesi yerinde. Taç atışı uzun kullanıldı. Kafayla açtılan top. Ve İbrahim Akan bir Raşit, usta golcü, bu pozisyonda başarılı olamadı. Yine Foça atakta. Sol kanattan gelişti. Top Raşit'te. Çalımını da attı ama Güzeltepe defansı gole izin vermedi bu mutlak pozisyonda. Korner atışı. Paslaşarak kullandılar. Sert bir şut. Kafayla çevrildi ve İbrahim Akan bir Raşit 76. dakikada kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetmekte güçlük çekmedi. Uzun bir top. Tayfun. Bu pozisyonda maçın hakemi Berkan Karakaş penaltıya hükmetti. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Tayfun çıkıyor. Ve bu pozisyona Berkan Karakaş penaltı diyor. Topun başında Taner Çapakar Güzeltepe'den. Vuruş ve Tayfun Malatya güzel yattı. İşte tebrikleri böyle kabul ediyor. Tayfun penaltıyı kurtardı. Foça'dan 4. golü bulma çabaları, yandan altta sonuçlanan kafa vuruşu Burak Beyit'ten. Serbest vuruş tehlikeli gitti. Köşenin üzerinden altta sonuçlandı. Güzeltepe adına farkı ikiye indirme fırsatı da böylece kaçmış oldu. Burak Beyit zarif çalımlarla gitti. Arkadaşı yerde. Penaltı beklentisi var. Berkan Karakaş devam dedi. Karşılaşma 3-0 bitti. Foça puan farkını 7'ye çıkardı. Evet, görüntüler böyleydi. Seyfi Gür'e bir kez daha teşekkür edelim. Evet, Foça 44 puanla liderliğini sürdürüyor. Helvacı 2. sıraya geldi. Kemal Paşa da 37 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu grupta Foça hemen hemen işini garantilemiş gibi görünüyor. Evet, kırmızı beyaz grupta ise Torbalıspor aldı başını gidiyor. 53 puan. Torbalıspor'u tutacak bir takım yok. İkincilik mücadelesi tabii kızıştı burada. Alaçatı 36 puanla ikinci sırada. Güzelbahçe'de yine aynı puana sahip 3. sırada ve bir 4. sırada tabii ki Çeşme 34 puanlı. Güraltay'da bu ekipleri izliyor. Aynı puana sahip olan Bayındır'la birlikte 33 puanlı Bayındır'la birlikte onlar da izliyorlar. Tabii bu hafta da önemli. Hemen bakalım ne maçlar varmış. Ben de bakayım. Güraltay Alaçatı. Evet, güzel maç. Torbalı Şirinyer'i konuk edecek. Bayındır Malçova Belediye Termal'le ve Narlı'da Kemalpaşa Esnaf Gücü Güzelbahçe ile deplasmanda oynayacak. Bu zorlu mücadelede ekiplerimize de başarılar dileyelim. Tabii biliyorsunuz Torbalı geçen sene büyük bir şanssızlık sonucu düşmüştü. O kadar yatırım sezon boyunca ligi önde götür ama gelsen son maçta İzmirspor'la bir kırılma mücadelesiydi. İzmirspor'a mağlup olunca da süper amatöre düşmüş oldular. Torbalı, Torkos. Bakalım bu sene inşallah iyi yerlere gelecekler. Çünkü Torbalı her zaman için buranın bir rengi olmuş bir takım. Evet, tabii ki playoff mücadelesi de sürüyor. İzmir 1. amatör kümede. Final maçları da bugün oynanan final maçları vardı. Hemen onlara bakalım. Çiğli Esentepe 1-1'di. Sonra 4-1 uzatmada. Çiğli Esentepe süper amatöre yeni gelen ekip oldu. 1-1'lik skorun ardından 4-1 uzatmada. Yelki Spor'u da yine uzatmada 3-2 mağlup eden Gazi Emir Seydiköy süper amatörün yeni takımı oldu playoff'tan. Onları da kutluyoruz. Yarın maçlar var.
Saat 13'te İzmir Yolspor, Dadaşspor var. Ve tabii ki rakipler de belli olacak. Onlara da bakalım. Buradan başarılar dileyelim. Eşref Paşa ve Toros Gücü de bu mücadelenin içerisinde yer almış olacak sevgili izleyenler. Evet, durum böyle. Yavaş yavaş da programın da sonuna gelmiş oluyoruz sevgili izleyenler. Haftaya yine görüşeceğiz. Tabii ki bu heyecanlı mücadelenin içerisinde olacağız. Geçen hafta süper amatöre yükselen yeni ekipleri sizlere tanıtmıştık. Görüntülerini buldukça yine onların sevincini de haftaya sizlerle paylaşmış olacağız. Biz tabii ki her hafta buradayız. Yine bekleriz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili amatörler.